Bu dersimizde sürekli değişken geometrili CVT ve tiptronik vites kutuları konusunu işleyeceğiz. Sürekli değişken geometrili transmisyon yani CVT'yi açıklayarak konumuza başlayalım. Kademesiz otomatik vites kutuları olarak da bilinen sürekli değişken dişli oranlı vites kutuları yani CVT sürekli değişebilen dişli orantılı hareket aktarımı ile standart ve otomatik vites kutularında olmayan bir özelliğe sahiptir. Vites seçimi için çalışma aralığı içerisinde sonsuz sayıda dişli oranı sağlamaktadır. Bu nedenle vites değişimleri sırasında herhangi bir güç kesintisi ve sarsıntısı olmaksızın motorun güç aktarımından optimal bir şekilde faydalanılmasını sağlar. Sınırsız vites değişimiyle yani belirli vites dişli oranları yerine sınırsız dişli oranına sahip bir taşıta tekerlek tahrik kuvveti ve gücünün optimizasyonu sağlanırken ciddi bir yakıt tasarrufu da sağlanmaktadır. CVT vites kutuları ilk olarak ne zaman geliştirilmiştir? Hollandalı mühendis Van Doorn tarafından 1950'li yıllarda geliştirilen VDT Van Doorn Transmission CVT vites kutuları alanında önemli bir güç aktarma organı haline gelmiştir. CVT vites kutuları ilk olarak benzin motorlu otomobillerde ne zaman kullanılmıştır? 1886'da Alman otomotiv öncülerinden Daimler Benz ilk benzin motorlu otomobillerde V kayışlı CVT kullanılmıştır. Bunun için otomatik vites değiştirme üniteleri ile özellikle hareketli makara sistemi kullanılarak otomobillere takılması konusunda birçok girişimlerde bulunulmuş ancak o zamanki malzeme teknolojisi sebebiyle bu vites kutuları yaygınlaşamamıştır. CVT'nin gelişimindeki önemli sebepler nelerdir? CVT'lerin yakıt ekonomisi ve sürüş performansı açısından bugünün karmaşık ve pahalı vites kutularını karşılaması ve bunların pratik ve ekonomik olma sınırına yaklaşmış olmaları önemli sebeplerinden biridir. İkinci önemli sebebi de yakıt tüketimine ve egzoz emisyonuna dair giderek daralan sınır değerlere sahip yönetmelikler otomotiv mühendisleri üzerinde bir baskı oluşturmuş ve yüksek verimli motorların sınırlı devir aralığında çalıştırılmasına neden olmuştur. Ayrıca otomatik transmisyonlarda görülen ivmelenme kayıpları CVT vites kutularında bertaraf edilmektedir. CVT vites kutularının çalışması nasıldır? CVT sisteminde motordan alınan dönme hareketi şekilde de görüldüğü gibi önce bir tork konvertöre iletilir. Tork konvertörden alınan hareket bir planet dişli sistemi üzerinden giriş kasnağına iletilmektedir. Kasnakların açıklık oranına bağlı olarak hız değişimi sağlanır ve tahrik edilen kasnaktan diferansiyele iletilir. Girişte bulunan planet dişli sistemi gerektiğinde giriş hareketinin yönünü değiştirir ve geri vites pozisyonunun elde edilmesini sağlar. Bazı CVT sistemlerinde planet dişli sistemi çıkış kasnağının arkasına da yerleştirilmektedir. Planet dişli sisteminden alınan hareket birinci kasnağa yani tahrik kasnağına iletilir. CVT vites kutusunun avantajları nelerdir? Motor yorgunluğunu azaltır. Vites seçimi için çalışma aralığı içerisinde sonsuz sayıda dişli oranı sağlar. Otomatik vites kutularına göre daha fazla mekanik verime sahiptir. Standart ve otomatik vites kutularına göre ortalama %17 daha az yakıt tüketimi sağlar. Otomatik vites kutularına göre daha ucuzdur. Çalışması titreşimsiz ve sessizdir. Yeni CVT sistemlerinde sürücüye daha fazla kontrol sağlayan manuel seçeneği de bulunmaktadır. CVT vites kutusunun dezavantajları yani tercih edilmeme sebepleri nelerdir? Standart vites kutuları ile karşılaştırıldığında tork arttırma kapasitesi sınırlıdır. Standart vites kutularından daha büyük ve daha maliyetlidirler. Tahrik kayışı ve makaralarda kaymalar ve ısınmalar meydana gelebilir. Maksimum yakıt ekonomisi, maksimum ivme yeteneği ve
motor freni elde edebilmek için mikro işlemcili kontrol sistemlerinin kullanılmasına ihtiyaç vardır. CVT mekanizmasının yapısı ve çalışması nasıldır? Kısaca açıklayınız. CVT mekanizması, şekilde görülen V şeklinde genişleyip daralabilen iki kasnak ve bu kasnakların V yatağı üzerinde bulunan bir kompozit çelik kayıştan oluşmaktadır. Tahrik eden ve edilen kasnaklar milleri üzerinde bir tarafları sabit, diğer tarafları eksenel kayma yapabilecek şekilde ve genelde rulmanlı yataklandırılmış elemanlardır. Kasnakların eksenel hareketinin sağlanması solenoidler ya da hidrolik servo sistemleriyle olmaktadır. Sürekli değişken, bir başka ifadeyle kesintisiz hız değişim oranları, kasnakların hareketli taraflarının çekme basma hareketine bağlı olarak kasnaklarla temas halinde olan kayışın efektif çapının arttırılması ya da azaltılması sonucu olmaktadır. CVT'lerde dişli oranlarının elde edilmesinde kullanılan özel kayış ve zincir sistemi en önemli parçalardandır. CVT mekanizması kayış sistemini kısaca açıklayınız. Temas yüzeyleri fazla derin olmayan, koni şeklinde ve genişlikleri değişken bir çift kasnak arasında çalışan çelik bir kayıştan veya çelik zincirden oluşmuştur. Kayış, yay çeliğinden yapılmış bantlar yardımıyla birbirleriyle uygun aralıklarda bir arada tutulan yüzlerce ince çelik plakadan meydana gelmektedir. Ayrıca kayış temas yüzeylerinin fazla derin olmayan koni şeklinde olmasından dolayı makaranın yüzeylerine açılmış V şeklinde kanalların arasına oturmaktadır. Bu çelik plakalar yüksek kaliteli çeliklerden imal edilirler. Her kasnak kendi ekseni etrafında dönerken kayış üzerindeki elemanları da aşağı doğru sıkıştırır. CVT mekanizmasında kullanılan zincir sistemini kısaca açıklayınız. Uzun ömürlü, yüksek mukavemetli ve hareket aktarımındaki kayıpların az olması, kayış sisteminden zincir sistemine geçilmesinin nedeni olmuştur. Şekilde görülen CVT zinciri, yan yana sıralanmış zincir baklalarından oluşmaktadır. CVT zincirinde, yerel olarak birbirinin üzerine binmiş baskı parçaları, değiştiricinin konik diskleri arasında yer almaktadır. Bunlar konik diskleri birbirine doğru bastırır. Motor torku baskı parçalarının düz yüzeyleri ile konik disklerin yüzeyleri arasındaki sürtünme kuvvetiyle aktarılmaktadır. CVT mekanizmasında kullanılan değiştirici yani varyatör nedir? Kısaca açıklayınız. Varyatör CVT'nin en önemli parçasıdır. Değiştirici yani varyatör adı verilen 2 adet konik disk çiftinden oluşan ve bir değişken yardımıyla sonsuz sayıda hareket aktarımı oranını kademesiz olarak değiştiren elemandır. Değiştirici disk 1 ve disk 2 olarak ifade edilen 2 adet konik diskten oluşmaktadır. Tork konvertörlerden gelen hareket 1. disk üzerinden zincir vasıtasıyla 2. diske oradan da çıkışa iletilir. Daha sonra aks tahrikine aktarılır. CVT elektronik kontrol ünitesine giriş bilgisi veren sensörler nelerdir? Bu sensörler motor devir sensörü, gaz kelebek konum sensörü, vites kolu pozisyon sensörü, CVT kasnak devir sensörleri, kasnak açıklık miktarı ölçüm sensörü, yağ sıcaklık sensörüdür. CVT elektronik kontrol ünitesinin görevi nedir? Açıklayınız. Elektronik kontrol ünitesi yani ekü, sensörlerden gelen bilgileri hafızasındaki motor momenti, dişli oranı yönetim haritası, kavrama eğrileri gibi depolanmış bilgilerle kıyaslar. Program algoritmasına göre dişli oranlarındaki değişim oranını, kasnak kumanda sistemi hidrolik basınçları ya da solenoid akım miktarını ve planet dişli sistemi kavraması kumanda basınçlarını da hesaplayarak bu bilgileri çıkış bilgisi olarak gönderir. Genelde çıkış elemanı bir hidrolik kontrol ünitesi olduğundan
Bu bilgiler doğrultusunda elektrohidrolik kontrol ünitesi yani modülatör gerekli hidrolik basınç seviyelerini eküden gelen sinyallere göre ayarlar. Diğer bir çıkış elemanı olan gösterge ise sistemde herhangi bir arıza olduğunda sürücünün uyarılması amacıyla kullanılır. CVT sisteminde vites pozisyonları nasıl elde edilir? CVT sisteminde vites pozisyonları birinci ve ikinci kasnak servo silindirlerine basınçlı yağın basılması ile elde edilmektedir. Aktarılan torkun yüksek olması nedeniyle kayışın kaymasını önlemek için kasnak servosuna 8 ila 22 bar arasında basınç uygulanmaktadır. CVT sisteminde sürücü tarafından boşta yani en pozisyonu seçildiğinde hareket nasıl olmaktadır? En pozisyonu seçildiğinde sistemdeki planet dişli sistemi üzerinden hareket iletimi olmamaktadır. CVT sisteminde sürücü tarafından P yani park pozisyonu seçildiği zaman hareket nasıl olur? Park pozisyonu seçildiğinde planet dişli sisteminin iki elemanı kilitlenir ya da ikinci kasnak mili üzerindeki ayna dişlisi ile bir kilitleme mandalı birleşir. Böylece taşıtın istemeden harekete geçmesi ve sürüklenmesi önlenmiş olur. CVT sisteminde sürücü tarafından ileri D veya L pozisyonu seçildiği zaman hareket nasıl olmaktadır? D veya L pozisyonu seçildiğinde planet dişli sistemi tork konvertörden gelen hareketi değiştirmeden birinci kasnağa iletir. Eğer planet dişli sistemi çıkışta ise tork konvertör hareketi aynen birinci kasnağa iletilmektedir. CVT sisteminde sürücü tarafından geri yani R pozisyonu seçildiği zaman hareket nasıl olmaktadır? R pozisyonu seçildiğinde CVT üzerinde yer alan klasik planet dişli sisteminin geri hareket pozisyonu ile R yani geri hareket gerçekleşmektedir. CVT vites kutularının yapılarına göre çok farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bu vites kutularından genellikle 3 tanesi kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi şekilde de görüldüğü gibi çelik bantlı kayış sistemi olan CVT'dir. İkincisi zincir sistemli CVT. Üçüncüsü de küre geometrili CVT'dir. Çelik bantlı kayış sistemli CVT'yi kısaca açıklayınız. Temas yüzeyleri fazla derin olmayan, koni şeklinde ve genişlikleri değişken bir çift kasnak arasında çalışan çok sayıda plakadan oluşmuş çelik bir kayıştan meydana gelmiştir. Van Dorn tarafından geliştirilen transmisyon çelik bantlı kayış sistemli bir CVT'dir. İnce çelik bantlardan oluşan bir kayış dizaynına sahiptir. Ayrıca çelik bantların eğilmesini önlemek için taşıyıcı çelik plakalar eklenmiştir. Çelik bantlı kayış sistemli CVT en çok kullanıma sahip olan CVT'li vites kutuları arasındadır. Bu sistemi Honda Civic, Nissan Primera, Toyota Prius, Honda Insight ve BMW Mini Cooper tarafından kullanılmıştır. Zincir sistemli CVT'yi kısaca açıklayınız. Zincir sistemli CVT'nin yapısı çelik bantlı kayış sistemi ile hemen hemen aynıdır. Buradaki fark çelik kayış yerine zincirin kullanılmasıdır. Buradaki güç aktarımını sağlayan zincir tamamen çelik halkalardan yapılmıştır. Yüksek mukavemetli pimlerle bu çelik halkalar birbirlerine bağlanmıştır. Yaklaşık 280 Nm'ye kadar tork aktarma kapasitesine sahiptir. Audi firması tarafından da kullanılan bu sistem multitronik olarak da isimlendirilmiştir. Küre geometrili CVT vites kutularını kısaca açıklayınız. Küre geometrili CVT sisteminde krank milinin bağlandığı giriş diski ile şaftın bağlandığı çıkış diski arasında tork aktarımını sağlamak üzere yarım küreler kullanılır. Yüksek mukavemet özelliklerine sahip yarım küreler arasında yapışkan özelliklere sahip dayanıklı yağ sirküle edilmektedir. Diskler arasındaki torkun kesintisiz aktarımı böylece sağlanmış olur. Bakım ve onarım işlemlerinde yarım kürelere ve disklere temas etmemek gerekmektedir. Çünkü bunlar hassas işlenmişlerdir. Yarım kürelerin açısına göre dişli oranları değişmektedir.
yarım kürenin açı değişimi karşıt küreler tarafından sağlanmaktadır. CVT transmisyonlarda kullanılan yağların değişim zamanları nasıldır? CVT transmisyonlarda kullanılan yağlar katalog değerlerinde belirtilen kilometrelerde mutlaka değiştirilmelidir. Araç yağ değişim kilometresini yapmamış olsa bile 2 yılda bir şanzıman yağı aynı özellikteki yağ ile değiştirilmelidir. CVT transmisyonlarda kullanılan yağlar zamanında değiştirilmezse ne olur? Yağ zamanında değiştirilmediği zaman CVT kayış ve kasnak sistemlerinin tahrip olmasına neden olmaktadır. Bu durumda araçta güç düşüklüğü şeklinde kendini gösterir. CVT vites kutularında sık görülen arıza nedir? Bu kutularda sık olarak elektromanyetik debriyaj arızası görülmektedir. Tiptronik vites kutularını kısaca açıklayınız. Tiptronik vites kutuları hem manuel hem de otomatik olarak kumanda edilebilen vites kutularıdır. Standart otomatik vites kutularında vites konumunu yol ve yük şartlarına göre otomatik vites kutusunun elektronik kontrol ünitesi seçer. Ancak tiptronik vites kutularında sürücünün vites değişiminde belli bir aralıkta vites değişimine olanak verilmektedir. İlk olarak Alman otomotiv firması Porsche tarafından geliştirilen bu sistem tiptronik olarak adlandırılmıştır. Burada sürücü aracı hem otomatik olarak kullanmakta hem de D konumunu alıp manuel kullanıma geçebilmektedir. Tiptronik vites kutularının görevini kısaca açıklayınız. Tiptronik vites kutusu otomatik transmisyonlar ile aynı görevlere sahiptir. Sürücünün kontrolü olmadan vites değişimlerini otomatik olarak sağlamaktadır. Bunun yanında tiptronik vites kutuları sürücü tarafından aktive edildiğinde vites değişimleri kullanıcı tarafından da sağlanmaktadır. Bu otomatik vites kutularının güvenli ve konfor sürüş özellikleri yanında ayrıca spor kullanım avantajı da sürücüye sağlanmaktadır. Tiptronik vites kutularının çalışmasını kısaca açıklayınız. Tiptronik vites kutuları elektronik kontrol ünitesine bağlı hidrolik kumanda ünitesi ile kontrol edilmektedir. Hidrodinamik tork konvertör yapısına sahiptir. Vites kumanda kolu üzerinde D konumunda manuel kullanımı mevcuttur. Tiptronik vites geçişi için direksiyon simidi üzerinde vites geçiş programı da bulunmaktadır. Tiptronik modunda ikinci viteste kalkış mümkündür. Tiptronik vites kutularında otomatik vites kutularında olduğu gibi motordan şanzımana olan tork aktarımı tork konvertör sayesinde sağlanmaktadır. Buradaki tork konvertör kayma ayarlı hidrodinamik yapıya sahiptir. Ayrıca tork konvertörde kilitleme kavraması ve torsiyon yani burulma sönümleyici bulunmaktadır. Tiptronik vites kutusunda otomatik şanzımanların önemli kısımlarından birisi olan yağ pompası bulunmaktadır. Buradaki yağ pompası içten dişli tip bir pompadır. Direkt motor tarafından konvertör muhafızası ve konvertör göbeği üzerinden tahrik edilmektedir. Tiptronik vites kutularında otomatik vites kutularındaki gibi ATF yağının soğutulması gerekmektedir. ATF yağının soğutulması termostatın kumandasında yağ hava esanjörü yani ATF soğutucusu yardımı ile gerçekleşmektedir. ATF soğutucusu seyir yönünde bakıldığında motor radyatörü ve klima kondensörü önünde yer almaktadır. Tiptronik vites kutularının farklı tipleri bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Standart tiptronik, sıralı spor shift, step tronik, touch shift, auto stick, shift tronik, shift manuel modu, boş mekatronik, easy tronik, gear tronik, spor tronik, spor shift. Tiptronik vites kutusunun otomatik vites kutularına göre avantajları nelerdir? Sürücüye daha rahat ve konforlu bir sürüş imkanı sağlarlar. Otomatik vites kutularından kaynaklanan performans eksikliği tiptronik vites kutularında bulunmamaktadır. Aracın ivmelenmesi ve yavaşlaması sürücünün kontrol altındadır. Tiptronik vites kutularının dezavantajları nelerdir? Yakıt tüketimi sürücünün kullanımına bağlı olarak değişmektedir.
Otomatik vites kutularına göre bir miktar artış olabilmektedir. Evet arkadaşlar, şimdi de konumuzu birkaç tane soru çözerek pekiştirelim. Kademesiz otomatik vites kutuları olarak da bilinen sürekli değişken dişli oranlı vites kutusu aşağıdakilerden hangisidir? Sürekli değişken vites kutusu arkadaşlar CVT idi. Şıklarda da B şıkkındadır bu. 1950'li yıllarda Hollandalı mühendis tarafından geliştirilen ve DAF 600 araçta da kullanılan vites kutusunun adı aşağıdakilerden hangisidir? Bu vites kutusu arkadaşlar Van Dorn tarafından geliştirilmişti, Hollandalı. Ve bu mühendisin isminin baş harflerini almıştı. Van Dorn, VDT. T de transmisyon demektir. Bu transmisyon adı VDT transmisyondur. Cevap A şıkkıdır. CVT transmisyonlarının temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkında motor torkunu büyük oranda arttırır diyor. B şıkkında sürücüye manuel kullanım oranı sağlar diyor. C şıkkında da vites değişimi için çalışma aralığı içinde sonsuz dişli oranı sağlar. Evet, cevap C'dir arkadaşlar. D şıkkına da bakalım. Senkromaş sistemi bulunmadığı için daha ses çalışırlar. Evet, buradaki bunun özelliği arkadaşlar vites değişimi için çalışma aralığı içinde sonsuz dişli oranı sağlamaktadır. En büyük özelliği budur. 2 adet konik disk çiftinden oluşan ve bir değişken yardımıyla sonsuz sayıda hareket aktarım oranına kademesi olarak değiştiren CVT elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Bu eleman arkadaşlar CVT sisteminin en önemli parçasıydı ve buna da değiştirici denmekteydi. Yani varyatördür bunun cevabı. Cevap D. Aşağıdakilerden hangisi CVT vites kutusu çeşitlerinden biri değildir? Neydi bunlar? Çelik bant kay sistemi, zincir sistemi ve küre geometrili sistemdi bunun çeşitleri. Konik dişli sistemli bir CVT çeşidi yoktur. Cevap C'dir. Krankpin'in bağlandığı giriş diski ile şaftın bağlandığı çıkış diski arasında tork aktarımı sağlamak üzere yarım küreler kullanılan CVT vites kutusu çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Burada isminden de anlaşılacağı gibi yarım küreler kullanılan CVT vites kutusunu soruyor. Burada küre geometrili CVT'den bahsetmektedir. Cevap B şıkkıdır. Tiptronik vites kutusunun otomatik vites kutularından farkı aşağıdakilerden hangisidir? Neydi arkadaşlar? Bu vites kutuları manuel olarak da hız arttırma ve azaltma seçeneğine sahiptiler. Bu da C şıkkında verilmiştir. Tiptronik vites kutularında manuel olarak hız arttırma ve azaltma seçeneği bulunur diyor. Cevap C'dir. Tiptronik vites kutusunda kullanılan tek yönlü kavramının görevi aşağıdakilerden hangisidir? Neydi tek yönlü kavrama? Tek yönlü kavrama tork aktarımını sadece bir dönüş yönünde aktarmasıydı özelliği. Yani ters yönde tork aktarımı yapmıyordu bu sistem. Burada da cevap A şıkkıdır. Tork aktarımı sadece bir dönüş yönünde aktarır. Ters yönde tork aktarmaz. Aşağıdakilerden hangisi tiptronik şanzımanın hidrolik kontrol ünitesinde bulunan elemanlardan birisi değildir? Hidrolik kontrol ünitesinde elektrikli basınç kumanda valfleri, vites solenoid valfleri, vites seçim ünitesi vardır. Ancak planet dişli sistemi mekanik bir sistemdir. Hidrolik kontrol ünitesinde yoktur. Cevap B'dir. Aşağıdakilerden hangisi tiptronik vites kutusu çeşitlerinden biri değildir? Evet, şöyle bakalım. A sıralı spor şit. B şıkkında elektronik vites kutusu. Böyle bir vites kutusu yoktu tiptronikte. C geartronik, bu da var. Spor şit vites kutusu, bu da var. Ama elektronik vites kutusu yoktur arkadaşlar. Cevap B'dir. Pompa, türbin ve statordan oluşan otomatik transmisyon parçası aşağıdakilerden hangisidir? Pompa, türbin ve statordan oluşan parça tork konvertörüydü arkadaşlar. Cevap D şıkkıdır. Otomatik transmisyonlarda bulunan basınç regülatör subabı aşağıdaki parçalardan hangisinde bulunur? Bu basınç ayarlayan subab hidrolik kumanda ünitesinde bulunmaktaydı. Cevap B'dir. Otomatik transmisyonlarda bulunan kick down anahtarının görevi aşağıdakilerden hangisidir? Kick down gerekli zamanlarda vitesin zoraki küçültülmesini sağlayan bir sistemdi. Cevap A'dır. Şekilde görülen sistem hangi mühendis tarafından geliştirilmiştir? Evet, bu şekilde arkadaşlar CVT transmisyon sistemi görülmektedir. Bu Van Dorn tarafından geliştirilmişti arkadaşlar. Tiptronik vites kutularında manuel vites kullanımı aşağıdaki elemanlardan hangisiyle sağlanmaktadır?
Manuel vites kullanımı arkadaşlar ya direksiyonda bulunmakta ya da vites kolunda bulunmaktaydı. Burada ne diyor? B şıkkında direksiyon ve vites kolunda bulunan kumanda ile diyor. Evet doğru. Cevap B'dir. Aşağıdakilerden hangisi Tiptronic vites kutusu çeşitlerinden biri değiller? Shiftronic vardır. Steptronic vardır. Touch Shift var. Manuel Gearbox diye bir çeşidi yoktur arkadaşlar. Cevap D'dir. Tork konvertörde pompa ile türbin arasında bulunan parça. Pompa ile türbin arasında stator bulunmaktaydı arkadaşlar tork konvertörde. Burada cevap B'dir. Otomatik transmisyonlarda kullanılan yağ aşağıdakilerden hangisidir? Otomatik transmisyonlarda ATF yağı kullanılmaktaydı. İsmi buydu. Cevap A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi planet dişli sisteminde bulunan dişlilerden birisidir? Burada ayna, istavros dişli diyor. Bunlar diferansiyelde bulunuyor arkadaşlar. Yörünge dişli. Evet. B şıkkında yörünge dişli diyor. Bu da planet dişli sisteminde bulunmaktadır. D şıkkındaki senkromeş dişli. Senkromeşte normal vites kutularında vardır bunlarda. Cevap B'dir. Şekilde görülen hidrolik kontrol ünitesi elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar, buradaki eleman, resime bakıyoruz, akümülatördür. Cevap A şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgilere doğru ise de yanlış ise Y yazınız. Otomatik vites kutularında senkromeş mekanizması bulunur. Yoktur, yanlış. Tork konvertör motordan gelen torku azaltarak otomatik transmisyona aktarır. Yanlış. CVT sürekli değişken geometrili vites kutularında belirli aralıkta çok daha fazla sayıda dişli oranı sağlamaktadır. Doğru. Hidrolik kontrol ünitesinin görevlerinden birisi de tork konvertöre basınçlı yağ göndermektir. Doğrudur. Akümülatör planet dişli mekanizmalarına daha fazla miktarda ATF yağı gönderir. Yanlış. Debriyaj olmadığı için otomatik transmisyon araçlarının ilk harekete geçişi sarsıntısız olur. Doğrudur. Yarı otomatik transmisyonlar otomatik transmisyonlara göre daha gelişmiş bir sistemlerdir. Yanlış. Otomatik transmisyonlar temel olarak tork konvertör, hidrolik kumanda grubu, mekanik kumanda grubu ve elektronik kumanda ünitelerinden oluşmaktadır. Doğrudur. Otomatik transmisyonlarda kullanılan hidrolik valve grubu yani beyin basınçlı yağı kontrol ederek gerekli yerlere gönderir. Doğru. Otomatik transmisyon elektronik kontrol ünitesi motor elektronik kontrol ünitesi ile veri alışverişinde bulunmaz. Yanlıştır arkadaşlar. Veri alışverişinde bulunur. Evet arkadaşlar. Sürekli değişken geometrili CVT ve tiptronik vites kutuları konumuzu burada bitirdik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.